1. Gaye Gaye Allah'tır. İslam'ı önce kendi içinde, sonra da bütün bir toplumda, hayatın bütün safhalarında ve sahalarında hakim kılmaktır. Bu gayeye ulaşmak için İslam'ı doğru öğrenmek, doğru yaşamak, doğru tebliğ etmek, hayatı bir cihad yapmak, gerektiğinde malı ve canı Allah yolunda feda etmek, bütün bunları yalnız Allah rızası için yapmak gerekir. Bu hizmetler yapılırken Allah eli her Müslüman şu ayeti kerimeleri devamlı tefekkür etmeli, teemmül etmeli, gereğince hareket etmelidir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran 102. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bunu kim yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun 9 Muhakkak mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Tegabün 15 Birinci ayeti kerimedeki Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkmak kısmını Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle tefsir etmektedir. Allah'a asi olmayıp itaat etmek, nankör olmayıp şükretmek, onu hiç unutmadan zikretmektir. Bu hususlarda sürekli tefekkür ve teemmül etmeliyiz ki Müslümanlar olarak yüklenmiş olduğumuz ağır sorumluluğun idrakinde olalım. Yapmamız gerekeni yapalım bulunmamız gereken yerde bulunalım. Sadık, salih, muttaki bir Müslüman yapması gerekenleri gizlide de de, açıkta da yapmalı, yapmaması gerekenleri de gizlide de açıkta da yapmamalıdır. Şu ayeti kerimede beyan edilen hususlara muttali olan inanan bir Müslüman başka türlü bir davranışta bulunabilir mi? Allah göklerde ve yerde olanları bilir gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanları da bilendir. Tegabün 4 2. Usul Hak üzerinde kaim bir cemaatin takip edeceği usul, elbette her hususta olduğu gibi bu konuda da Kur'ani ve Nebevi olacaktır. Dini ve içtimai bir meselenin çözümü için öncelikle Kur'an'a müracaat edecektir. Kur'an'da açık bir beyana rastlayamaz ise, sünnet-i seniyyeye müracaat edecektir. Sünnet-i seniyyede de açık bir delil bulamazsa, meseleyi Kur'an ve sünnete mugayir düşmeyecek şekilde kendi iştihadı ile halledecektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Yemen'e vali olarak gönderirken ona karşılaştığı meseleleri nasıl halledeceğini sormuş. O da önce Kur'an'a müracaat edeceğini, orada bulamazsa sünnete başvuracağını, orada da rastlamazsa kendi içtihadı üzere halledeceğini söylemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bu görüşünü tasdik etmiştir. Buhari, Tirmizi. Ancak bu usul Müçtehit ulemanın takip edeceği bir usuldür. Müçtehit olmayan ulemanın yapması gereken ise müçtehit ulemanın içtihatlarına bakmak, meseleyi onların içtihatları doğrultusunda halletmektir. Onların içtihatlarında olmayan yeni bir mesele zuhur ederse Kur'an ve sünnet ışığında müçtehitlerin içtihatlarına kıyas ederek halletmeye çalışmaktır. 3 ölçü her Müslümanın ve her Müslüman toplumun her hususta tek bir ölçüsü vardır. O da Kur'ani ve Nebevi ölçüdür. Mesela bir insanı değerlendirirken onu ne malı mülkü, ne makam ve mevkiyi ne de dış görünüşüyle değerlendiririz. Onu ancak ve ancak takvası ile değerlendiririz. İslam'da değer ölçüsü takvadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız ondan en çok ittika edeninizdir. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Hücurat 13 bu genel ölçünün yanında İslami hizmetlerde ve hareketlerde yapılan çalışmalarda şu ölçülere de dikkat edilmelidir. İslam'ı bir bütün olarak algılamak, bir bütün olarak yaşamaya çalışmak. İslam yemek, içmek, uyumak gibi günlük yaşantımızdan bir parça, hayatımızdan bir bölüm değildir. İslam hayatımızın tamamına, her safhasına, her sahasına hakim olmalıdır. Yaşantımız düşüncelerimizden başlayarak bütünüyle İslamlaşmalıdır. Bilmeliyiz ki düşüncelerimizi İslamlaştırmadan yaşantımızı İslamlaştıramayız. İslam'ı hayatımıza aksettirirken de İslam'ın sadece bir bölümünü alıp onunla yetinmemeliyiz. İslam'ın tamamını yapabildiğimiz kadarıyla hayatımıza uygulamalıyız. İslam Allahu Teala'nın Bugün sizin için dininizi tamamladım. Maide 3. Buyruğuyla kemale ermiştir. Her Müslüman İslam'ın bütün emirleriyle muhataptır. Zamana ve zemine göre bazı hükümler uygulanamayabilir veya bazı hükümlere öncelik vermek gerekebilir. Bu durum belli bir süre uygulanamayan bazı emirlerin önemini azaltmadığı gibi bizim bakışımızı da değiştirmemelidir. Uygun şartlar oluştuğu anda o hüküm uygulanır. Dahası o şartların oluşması için çalışmamız, gayret etmemiz gerekir. Bir de İslami hareketler yapan şahıslar hangi tür hizmetin içinde olurlarsa olsunlar İslam'ın bir bütün olarak yaşanması ve uygulanması gerektiğini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak mecburiyetindedirler. İçinde bulundukları hizmet yönünü hormonlaştırarak kendilerini ve hizmetlerini İslam'ın tek temsilcisi gibi görmemelidirler. Bir Müslüman için en tehlikeli durumlardan biri kendi görüşlerini liderinin takip ettiği zatların fikirlerini İslam'ın kendisi gibi göstermek, diğer bir ifadeyle görüşlerini dinleştirmektir. Elbette her Müslüman görüşlerini İslam'a, İslam'ın kaynaklarına dayandırmak zorundadır. Ama sonuçta söylediği görüş kendisinin anladığıdır. Birebir İslam'ın dinin görüşü diyebileceğimiz kaynaklar Kur'an ve sünnettir. Artık kimseye vahiy gelmediğine ve gelmeyeceğine göre hiç kimse kendi görüşünü dinin görüşü olarak sunamaz. Bu büyük bir vebaldir. Büyük mezhep imamları verdikleri fetvaları, yaptıkları içtihatları için bu benim görüşümdür demişler ve kendi görüşlerinin sahih bir hadise muhalif olması durumunda merdud olduğunu söylemişlerdir. Bizi düşen de haddimizi aşmamaktır. Vasıtaları gaye edinmemek. Müslümanların gayesi Allah'tır. Onun dinini hakim kılmaktır. Elbette bu gayeye ulaşmak için çeşitli vasıtalar kullanılacaktır. Ancak kullanılacak bu vasıtalar da İslam'a İslami esaslara uygun olacaktır. İslami esaslara uygun olmayan hiçbir vasıta kullanılamaz. İslam'ın yasakladığı, İslam'ın çıkmaz sokak dediği bir vasıta ile bir yol ile İslam'a hizmet edilemez. Mesela içki içen insanları İslam'a davet etmek ya da onları içki içmekten vazgeçirmek için onların içki sofrasına oturmak, onların içkili çalgılı, çeşit çeşit masiyetlerin yapıldığı meclislerine devam etmek asla caiz değildir. İslam'ı tebliğde böyle bir vasıta kullanılamaz. Çünkü İslam içki içmeyi yasakladığı gibi içki içilen sofrada bulunmayı, içki fabrikasında çalışmayı, içki alıp satmayı, içki fabrikasına üzüm ve benzeri içki yapılacak maddeleri satmayı da yasaklamıştır. İslami hizmetlerde kullanılan vasıtalar ancak faydalı olduğu müddetçe kullanılır. Faydalı olmaktan çıkınca artık o vasıta üzerinde ısrar edilmez. Vakit kaybetmeden değiştirilir. Faydalı olacak başka bir vasıta bulunup kullanılır. Çünkü vasıta bir gaye değildir. Vasıtayı gaye haline getirmek asıl gayeyi unutturur ya da gaye ikinci plana itilir. Böyle bir davranış, yani vasıtaları gaye edinmek, İslami hizmetler ve İslami hareketler için öldürücü bir zehirdir. Çeşit çeşit adlar altında İslami hizmetler yapılmaktadır. Şayet bu hizmet grupları tabelalarını, hizmette kullandıkları vasıtaları gaye gibi değişmez kabul ederlerse, İslami hizmetlerde birlikte hareket etmeleri zorlaşır ve hatta çoğu durumlarda imkansız hale gelebilir. Hoşgörü yerini katılığa bırakır. Vasıtalarda katı davranmak, tavizsiz hareket etmek ise dini hassasiyetlerimizde yumuşamaya ve tavize götürebilir. Bu ise İslami hizmetlerin, İslami hareketlerin bozulmasına, sulandırılmasına sebep olur. Mezhep, meşrep ve meslek taassubu göstermemek Asırlardan beri Müslümanlar itikadi, ameli bir kısım mezhepleri, bir kısım tarikatları benimsemişler, çeşit çeşit meslekler edinmişlerdir. İslami hizmetler yapılırken bu hususta asla taassup gösterilmemeli, karşılıklı hoşgörü ile hareket edilmelidir. Şayet hatalar, yanlışlıklar yapılıyorsa münasip bir şekilde uyarılmalı ve böylece karşılıklı olarak, kardeşlik vazifesi yerine getirilmelidir. Uyaran uyarısına, uyarılan da tepkisine asla ve asla nefsini karıştırmamalıdır. Her şey rızayı bari için yapılmalıdır. İslam'da sahih olan itikadi, ameli mezhepler, tarikatlar, çeşit çeşit hizmet kolları bir zenginliktir. Bu zenginliği çeşitli kısır çekişmelerle fakirliğe dönüştürmemeliyiz. Asıl olan İslam'dır. İslam'a hizmettir. Allah Teala'nın istediği bir şekilde kulluktur. İslam'ı yeryüzünde hakim kılmaktır. Vasıtalar fanidir. Eskir, pörsür, güç ve kuvvetini yitirir ve hatta kullanılamaz hale gelebilir. Ancak Müslüman'ın gaye-i aslisi olan Allah, hay ve kayyumdur, ebedidir. İslam ve onun ahkamı kıyamete kadar devam edecektir. Hiçbir güç, hiçbir tağut, hiçbir cahil zorba ona zarar veremeyecek, İslam'ı yok edemeyecektir. Çünkü Kur'an'ın, İslam'ın muhafızı kadir mutlak olan Allah'tır. İtidal üzere olmak. İslam dini hem ifratı hem de tefriti yasaklamıştır. Orta yolu yani itidalle üzere olmayı teşvik etmiş, emretmiştir. Çünkü her olumlu iş, her olgun hareket itidal ortamında gelişir, hayat bulur. Keza her canlı da öyledir. Hayat ortamı bulunan yerlerde varlıklarını sürdürebilirler. Dört unsurun bulunduğu yani güneş, su, Toprak ve ateşin mevcut olduğu yerlerde seyrine doyum olmayan güzellikler hayat bulmaktadır. İslami hayatın, İslami hizmetlerin hayat bulacağı ortamlar da itidal ortamlarıdır. Böyle ortamlarda İslami yaşantı, İslami hizmetlere doyum olmaz. Allah Teala da İslam ümmetini itidal üzere halk etmiştir. Bizler bu yaratılışımıza uygun davrandığımız müddetçe, nice hizmetlere, nice güzelliklere yol bulacağız. Biiznillahi Teala. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İşte böylece sizin insanlar üzerinde şahitler olmanız, Resulün de sizin üzerinizde şahit olması için sizi orta, dengeli, itidalli bir ümmet kıldı. Bakara 143 Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Şöyle buyurmaktadır. Orta yolla hareket ediniz. Ortadan ayrılmayınız ki maksada erersiniz. Buhari. Aşırılık, taşkınlık asla caiz değildir. Duyarsızlık, bigane kalış, hamiyetsizlik de mezmun bir haldir. Müslüman her halinde itidal üzere bulunacaktır. Hele hele İslami hizmetlerde, İslamı tebliğde asla aşırılık ve taşkınlık yapmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşkınlar helak olmuştur buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmiştir. Buhari İşleri istişare ile yapmak İslam'da istişare çok önemli bir husustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve işleri vahiy ile tanzim olunduğu halde Allah Teala ona İşler hususunda onlarla ashabınla istişare et. Ali İmran 159 buyurmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Emirleriniz, hayırlılarınız, zenginleriniz, cömertleriniz ve işleriniz aranızda istişare ile olduğu zaman sizin için yerin üstü, yerin altından daha hayırlıdır. Emirleriniz, şerirleriniz zenginleriniz cimrileriniz olur ve işleriniz kadınlarınız eliyle yapılırsa sizin için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır. Tirmizi Diğer bir hadis-i şerifte de istişare eden pişman olmaz buyurulmaktadır. Kurtubi Bu konuda i̇bn Atiye şöyle der. Şura bir şeriat ve kesin bir hükümdür. Ehli din ve ehli ilimle istişare etmeyen emirin azli vaciptir. Elbette istişare rastgele kişilerle yapılmaz. İstişare ancak ehil olan kişilerle yapılır. Her konu o konunun ehliyle istişare edilir. İstişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Alim olmalıdır, muttaki olmalıdır. Sır saklamasını bilmelidir.